Mitingi çok uzun tutmadık. Anmamızı çok uzun tutmadık. Lütfen çok önemli bir gerekçemiz olmadığı sürece alandan ayrılmayalım. Hep birlikte anmamızı yapalım. Hep birlikte buradan ayrılalım sevgili canlar. Şimdi ben bir metin okuyacağım burada. Bu metni biz demokratik kitle örgütlerimizle, partilerimizle, sendikalarımızla birlikte hazırladık. Bu bizim dünyaya verdiğimiz mesajdır aynı zamanda. O yüzden sizin biraz sabrınıza sığınıyorum. Metni çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Baskı, asimilasyon ve katliam politikalarına karşı eşitlik, özgürlük ve adalet için 2 Temmuz'da alanlarda buluştuk. Bundan tam 26 yıl önce içlerinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, semah dönen canlarımızın da olduğu 33 aydın insanımız Sivas'ın ortasında tekbirler eşliğinde bütün devlet güçlerinin göz önünde yakılarak katledildiler. Dönemin Sivas Belediyesi tarafından katliamdan birkaç gün önce şehrin hiçbir yerinde kaldırım çalışması gibi faaliyetler yokken Madımak Oteli'nin çevresine kamyonlar dolusu parke taşları bırakıldı. Dönemin belediye başkanı katliam sırasında gazanız mübarek olsun diyerek katliam adeta teşvik etti. Otelin önünde bulunan askerler ise katliamcı gruba herhangi bir müdahalede bulunmadan otelin önünden ayrılarak canlarımızı o katillerle baş başa bıraktı. Birkaç kişilik eylemlere dahi binlerce polisi yığan devlet o gün hiçbir polisi müdahale etmek için katliamın yaşandığı bölgeye göndermedi. Gelen birkaç polis de ya olayları izledi ya da katliamcılarla kol kola hareket etti. Medya ise işbirlikçi rolüne yakışacak şekilde gericilerle birlikte Aziz Nesin'in bazı sözlerini çarpılarak etkinliklere katılan canlarımızı günlerce hedef gösterdi. Gericiler haftalar öncesinden bildiriler dağıtıp kıyam ve katliam çağrıları yaptılar. Katliamın yaşandığı gün devlet yetkilileri saatlerce gerici güruhun toplanmasını ve kalabalıklaşmasını izlediler. Daha öncesinde teşvik edip yönlendirdiler. Katiller önce etkinliğin yapıldığı kültür merkezine saldırdılar. Ancak buradan püskürtüldüler. Gerici katil yürü, kahrolsun laiklik, şeriat isteriz, şeriat gelecek, zulüm bitecek gibi sloganlar ve tekbirler eşliğinde otele yönelip kolluk güçlerinin göz önünde katliamı gerçekleştirdiler. Açıkça göründüğü gibi Sivas Madımak Oteli katliamı egemenlerin askeriyle, polisiyle, yargısıyla, medyasıyla, belediyesiyle, hükümetiyle organize ettiği ve ortaçağ aldığı gelişi katillerin tetikçiliğiyle hayata geçirdiği planlı bir katliamdır. Katliamdan sonra bu katil güruh içinden sadece küçük bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı ise hiç bulunmadı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas'tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararları olmasına rağmen eğlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldı. Bir kısmı da arama kararlarına rağmen ellerini kollarını sallayarak yurt dışına çıktılar. Daha sonrasında devlet tarafından bulunmayan bu katiller zaman aşımı kararıyla ceza almaktan kurtuldular. Dönemin başbakanı olan AKP genel başkanı ise bu karar için hayırlı olsun dedi. Sivas partilerinin avukatları AKP tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve hatta anayasa mahkemesi üyesi yapıldı. Sivas katliamından bu yana 26 yıl bu şekilde geçti. Bugün ise siyasi iktidarı elinde bulunduran AKP, Alevi halkı da dahil olmak üzere toplumsal muhalefet kesimlerine karşı baskı ve tehdit politikalarına hız kesmeden devam ediyor. Gezi direnişinden beri
olağan bir şekilde rıza üreterek iktidarını devam ettirme şansını almayan AKP, ülkeyi baskıya dayalı OHAL rejimiyle yönetmektedir. OHAL'in sadece ismi kaldırılmış ama uygulamaları aynen devam etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışması bastırıldığı halde bu bahaneyle ilan edilen OHAL'den sonra çıkarılan KYK'larla yüz binlerce insan haksız yere işinden atılmış. Muhalif basın yayın organları kapatılmış, on binlerce insan hukuksuz kararlarla tutuklanmış ve daha birçok ihlale maruz bırakılmışlardır. Bu haksızlığa boyun eğmeyip direnen insanlara da polis şiddetiyle karşılık verilmiştir. AKP iktidarı Kürt sorununda demokratikleşmeyi değil, güvenlik eksenli savaş politikalarını esas almaya devam etmektedir. Bu savaş politikaları nedeniyle birçok insan hayatını kaybetmiştir. Roboski ve sivil yurttaşlarımız uçaklardan atılan bombalarla acımasızca katledilmişlerdir. Uzun süreli ve kesintisiz sokağa çıkma yasakları adı altında Cizre'de, Sur'da ve daha birçok yerde yüzlerce sivil yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve tarifsiz acılar yaşamışlardır. Katledilen